Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Himalaya'nın ihraç fazlası ipi. Onunla güzel bir model başlayacağız. İpim şöyle az kalın bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Şu anda şişimde 18 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 2 sıra düz öreceğim arkadaşlar. Şöyle modelimizi kurmadan önce 2 sıra düz örerek bir haroşa lastik yapacağım. Yani bir diş haroşa oluşturacağım. Onun üzerine modelimizi kuralım hep birlikte. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Model lastik de istemiyor. Lastiksiz de başlayabilirsiniz. Şöyle geniş, salaş, yazlık örgülerinizde de lastiksiz olarak uygulayabileceğiniz güzel bir model. Bir sıra daha düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. 2 sıra düz örerek bir sıra haroşa oluşturdum. Bakın şöyle. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Model birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşacak. İkinci model kurulumunda da kaydıracağız. Yani 4 sıranın tekrarından oluşacak daha doğrusu. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyorum. Ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz bu modelde. Sadece ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Arka yüzünde modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimi, ipimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan, yalnız bakın arka taraftan giriyorum. Şişimi şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum arkaya doğru. İpimi doladım şişime, şu şekilde olacak ve çıkarttığım ilmeği doladığım ilmekle bir kez ördüm, içinden geçirdim. Birinci ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir kestim. Yani iki ilmekten yine iki ilmek çıkarmış olduk burada. İpimi öne aldım, arka taraftan sıradaki ilmeğin arka boşluğundan. Bakın önden değil, arka boşluğundan şu şekilde girerek bir ilmek çıkartalım. Şişime takayım şöyle. Evet, arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım bu şekilde. Şişime ipimi bir kez doladım.
Çıkarttığım ilmeği de bu doladığım ilmekle ördüm bakın. İçinden geçirerek çıkarttığım ilmeği bir kez örmüş oldum. Daha sonra iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. İpimi öne aldım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişimi aldım. Sağ şişime bir kez doladım. Çıkarttığım ilmeğin içinden doladığım ilmeği geçirerek yine tek ilmeğe düşürdüm burada. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Aynı işlemi yapıyorum. İpi öne aldım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bakın arka taraftan bir ilmek çıkardım. Şişime ipimi bir kez doladım. Daha sonra bu iki doladığım ilmeği çıkardığım ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Aynı işlemi yapıyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani çıkarttığım ilmeği bir kez daha örmüş oluyorum. Bakın, aradan ilmek, arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. İpimi şu şekilde doladım. Çıkarttığım ilmeğin içinden geçirdim. Ve bıraktım. Ve sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İpimi bir kez doladım. Doladığım ilmeği çıkarttığım ilmeğin içinden geçirdim ve bıraktım. Daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Aslında 2 sıra ama ikinci kurulumda modeli kaydıracağımız için 4 sıradan oluşuyor. İlmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Pardon, üçüncü sıradaydık. Üçüncü sıra ön yüzündeydik. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Son sıramız. Modeli kaydırmak için önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, daha sonraki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan şöyle arka taraftan girerek bir ilmek çıkardım. Sağ şişime bir kez doladım. Doladığım ilmeği çıkarttığım ilmeğin içinden geçirerek bıraktım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Modeli bakın kaydırmış olduk araya. İpimi öne aldım. Arka boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım arka taraftan. Bir ilmek doladım şişime. Doladığım ilmeği de çıkarttığım ilmeğin içinden geçirerek bırakıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Kabarık, şöyle güzel, zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan, bakın modeli kaydırdık. Bir ilmek
buradan aldım, bir ilmek buradan aldım. Ortada buluşacak şimdi. Arka boşluktan şöyle girerek bir ilmek çıkardım. Daha sonra sol şişime bir kez doladım. Doladığım ilmeği de çıkarttım. İlmeğin içinden geçirerek bıraktım. Ve sağ sol şişimdeki iki ilmeğimi kestim düz örerek. Son kez yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girdim ve arka tarafa doğru bir ilmek çıkarttım. Sağ şişime bir ilmek doladım. Çıkarttığım ilmeğin içinden geçirerek bıraktım. Sol şişimden iki ilmeği düz örerek kestim. Evet, sıra başında bir tane düz örmüştüm. Şimdi sıra sonunda da bir ilmeğimiz kaldı. Onu da düz örerek kenar ilmeğimi de ördüm tekrar. Yani modeli kaydırmış olduk. Bir ilmek düz ördüm, modeli ortaya kaydırdım. Sıra sonunda da aynı şekilde yine bir düz ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın, model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. Şöyle. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, şöyle göstereyim. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Modelin biraz da ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce kamera arkasında yapmıştım. Bakın, bunu da beraber yaptık. Bunu şöyle bir diş haroşa üzerine başladım beraber yaptığımızı. Daha önce yaptığımı da direkt lastiksiz başladım. İlmekleri alarak direkt başladım. Yani hiç lastik uygulamadan. Bakın, model lastik de istemiyor. İkisini de göstermek istedim size. Bunu da şöyle haroşa olarak yaptık. Siz de hangisini dilerseniz, hangi şekilde hoşunuza giderse o şekilde uygularsınız. Bence bu şekilde daha güzel oldu. Modelin güzelliğine bakın arkadaşlar. Sizce nasıl? Model, bakın, dediğim gibi ilerledikçe harika bir görüntü oluşuyor. Şöyle göstereyim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. İki yüzü de birbirinden güzel, arka yüzü de kullanabileceğiniz, bakın, kullanışlı ve gösterişli güzel bir model oldu bence. Kenar ilmeklerimiz şu şekilde çıkıyor. Modeli de yakadan başlama örgülerinizde uygularsanız şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu modelden, yani çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz bu modeli, yetişkin örgülerinde, hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz, atkı bere yapımında, yazlık örgülerinizde de yazlık örgülere uygun ipleri tercih ederseniz harika bir görüntü oluşur siz bence. İnşallah. Şöyle göstereyim. Evet, bugünkü modelimiz de buydu. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.